Merhaba sevgili izleyiciler, baştan sona sağlık, yepyeni sağlık haberleriyle karşınızda. Türk doktorlarının geliştirdiği yepyeni bir yöntem sayesinde saç ekimine ilgi yurt dışından da artıyor. Yapay zeka artık saç ekiminde kullanılıyor. Aslında derin öğrenme dediğimiz bir sistem. Bu derin öğrenme teknolojisi ile insanların bu verici bölgedeki saçları tek tek folikülleri sayılmakta, kalınlıkları tek tek ölçülmekte ve folikül başına düşen saç teli sayısı da hesap edilmekte. Ona göre size bir plan çıkarmakta. Derin öğrenme sistemi üzerinde yaklaşık 3,5 yıldır çalışıldı ve son 1 yıldır aktif halde kullanılıyor. Sistem şimdi daha da geliştiriliyor. 3,5 yıldır bunun üzerinde çalışıyoruz ve hala da devam ediyor. Çünkü teknik detaylar arttıkça siz de onları geliştirmeniz gerekiyor. Bir de taradığınız bölgede tabii stabil bir aranı taramıyorsunuz. İşte beyaz saçlar var, ince saç, kalın saç, kıvırcık saç, daha uzun saç. Bunların da taramaları için bu derin öğrenme süreci, bu yapay zeka süreci, siz bunları taradıkça, bu bilgiler size biriktikçe bu yazılım da kendi kendini geliştiriyor. Derin öğrenme sistemi saç ekiminin birçok aşamasında kullanılıyor. Sayma, tarama gibi işlerde bu derin öğrenme ya da yapay zeka sistemleri tabii insan gözünün ve hafızasının ya da muhasebe yeteneğinin çok üzerinde ve süratli olabilmekte. Yapay zekayı kullanarak çalışan bu tarama sisteminin ismi Keybot. Keybot'ta ne yapıyoruz? Keybot'ta işlem öncesinde, yani saç ekim işlemi öncesinde görüyorsunuz bu verici bölgeleri bölgelere ayrılmışız. O her bir bölgede, her santimetre karede kaç folikül var? Folikül başına düşen ortalama saç teli sayısı nedir? Bu her saç telinin tek tek kalınlığını ölçüyor. Bu bizim için önemli hesaplama sisteminde. Bu dairesel hareketlerin bütün bir alanı hesap ettikten sonra aynı zamanda donör bölgesinin santimetre kare olarak alanını da hesap ediyor. Ondan sonra bu kökleri transfer edeceğimiz alıcı bölgenin alanının hesaplanması, işlemden sonra da burada kaç tane kök ekilmiş, kaç santimetre kareye bu işlem uygulanmış, santimetre karede kaç folikül yoğunluğu, sıklığı nedir ve işlemi aynı zamanda arkadan biz donörden çıkarttığımız o kökleri çıkartırken oluşturduğumuz delik sayısı. Diyelim ki 4000 kök ekildiyse arkada 4000'in üzerinde kaç tane delik açılmış ve yapılan işlemin kalitesi hakkında hem bizleri hem de hastayı bilgilendiren bütün dünyada içinde kullanılmaya aday bir tarama sistemi. Yapay zeka robotuyla yapılan analiz sonrası saç ekimi işlemine geçiliyor. Ertesi günde işlemler başlıyor. Ertesi gün önce köklerin alınması var. Köklerin alınma işleminden sonra köklerin yerleştirme kanallarının açılması. Açılan kanallara da yine kökleri geliştiren, yine benim kendi geliştirdiğim bir aparatım var. Kip denen bir aparat. Ondan köklerin tek tek yerleştirilmesi. Yaklaşık bir 5,5 saatlik falan bir işlemden bahsediyoruz. Mutlaka saç ekimi yapan doktor için de avantajları var hocam bu söylediğiniz şeyin, ama hasta açısından avantajları neler bu yapay sistem? Hastalar da gerçek rakamlara ulaşabilecekler. Bir de hastaların şu mesela çok sık sorduğu bir sorudur. Kaç kök ekildi? Bunu siz diyelim ki 3000 kök ektiniz. Bunu hastanın kendisinin saymasına imkan yok. Ama işlemden sonra robot bunu sayacağı için hastayla aranızdaki güven ilişkisini de tazelemekte. Hem de santimetre karedeki sıklığı da hastaların çok merak ettiği bir şeydir. Bunu tabii elinize cetvel alıp tek tek hesaplamanız çok zor. Bu sistem o konuda da hastayı tatmin etmekte. Teknolojinin gelişmesiyle saç ekimleri artık daha doğal görünüyor. Hatta zaman zaman ben bile anlayamıyorum. Saç ekimi olduğunu anlamalarına imkan yok. Bu hem saç çizgisiyle de alakalı. Saç ekimi aslında bir illüzyon sanatıdır. Siz natürel sıklığa saç ekiminde aslında ulaşamazsınız. Ama doğru teknikleri uygularsanız o doğal sıklık izlenimini yaratabilirsiniz. Son dönemde yapılan saç ekimlerinin doğal saçtan ayırt edilmesi gerçekten çok zor ve çok başarılı. Derin öğrenme sistemi sayesinde saç ekimi için yurt dışından Türkiye'ye çok sayıda hasta geliyor. Dünyada en çok saç ekimi yapılan ülke Türkiye. Herhalde en çok yapılan şehir de İstanbul'du. Biz konsantrasyon gerektiren ve uzun süre çalışmanız gereken işlerde son derece başarılı bir ülkeyi. Saç ekimi de bunlardan biri. Yani bu bir tesadüf değil, saç ekiminin dünya markası olması Türkiye'nin. Yurt dışından gelen hastalar için saç ekim klinikleri ulaştırma ve konaklama hizmeti sunuyor. Yeni bir ülkeye gidiyorsunuz. İçinizde bir telaş var. Kime güveneceğinizi, bu hepimiz için geçerli. Hastaların sıcak bir şekilde karşılanması, hele ki bu içinde bulunduğumuz bu pandemi döneminde bunların izole bir şekilde transferlerinin gerçekleştirilmesi aslında ayrı bir güven veriyor. Saç ekimi cerrahi bir işlem olduğu için mutlaka ameliyathane ortamında yapılmalı ve bir doktor kontrolünde olmalı. Kesinlikle bir doktor tarafından yapılmalı. Saç ekimi çok ciddi bir işlem ve çok steril koşullarda, ameliyathane koşullarında
ve uygun şartlarda yapılması gerekiyor. Hasta buraya geldikten sonra muayenesi yapılıyor, tüm incelemeleri yapılıyor ve keyboard dediğimiz robotik sistem, bununla bütün ölçümler yapılıyor ve bu ölçümler ameliyat planlamasında kullanılıyor. Özellikle donör alanı bizim için çok önemli. Donör alanı dediğimiz alan, verici alan. Buradan çıkarttığımız greflerin sayısı önemli, miktarı önemli. Çünkü buraya zarar vermek istemiyoruz. Ve bunları da bir matematiksel işlemle robot sayesinde düzgün bir şekilde planlayabiliyoruz. Daha sonra bu plan çerçevesinde hastanın donör alanından yine özel punçlarımızla çıkartıyoruz grefleri ve bu greflerin her biri mikroskop altında tek tek inceleniyor. Greftin etrafındaki özellikle o camsı doku bizim için çok önemli. Onun zarar görmüş olup olmadığına bakıyoruz. Çünkü burada kök hücreler de var ve greftin büyüyebilmesi için bu çok önemli. Bunların hepsi son derece titizlikle bakılıyor, değerlendiriliyor. KIP adı verilen aletle saç kökleri yeni yerlerine yerleştiriliyor. Operasyonunda yine kendi özel punçlarımız manuel olarak kullanılıyor. Punç dediğimiz folikülleri, greftleri çıkarmak için kullandığımız, ki bu manuel olması çok önemli. Greftin etrafında aslında bir doku vardır, camsı bir doku. Bu doku çok önemli. Evet sevgili izleyiciler, bugün de baştan sona sağlık haberlerimizin sonuna geldik. Eğer bize soru ve görüşlerinizi iletmek isterseniz aşağıda yazılı mail adresimize maillerinizi gönderebilirsiniz. Tekrar görüşene dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.